Muhabbet sofrasına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz psikolog Büşra Ekinci Kaya. Kendisine bugün psikoloji ile ilgili ve insanlarımızın ruh halleri ile ilgili bir takım sorular soracağız. Büşra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Programımıza katıldınız. İnsanlardan bir takım sorular var. Sorular soracağız. Toplum hayatına dair, insanlara dair. Ama önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Ben de katıldığım için çok mutluyum. İsmim Büşra Ekinci Kaya. Psikolog olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak ergen, yetişkin ve çift terapisi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda ağır travma yaşamış, doğal afet veya savaş mağduru bireylerle de çalışmalarımız sürüyor. Bu şekilde eğitim seminer çalışmalarımız var alanımızla ilgili. Böyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ne güzel, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür Kolay ederim. Bir meslek değil tabii psikoloji. Öyle, değil mi? Öyle, kesinlikle. Neden psikolojiyi seçtiniz Büşra Hanım? Bir amacınız var mıydı? Şöyle, ben insanlarla iç içe olmayı çok seviyorum. Böyle hitap edeyim, sohbet edelim birlikte. Bu lise döneminden beri bu şekildeydi. Aslında psikolojiyle ilgili kararım bir anda aniden gelişen bir karar da oldu. Son anda böyle bir işte hukuk psikoloji arasında giderken tamam burası deyip verdiğim bir karar oldu. Hamdolsun hiçbir pişmanlık da yaşamadık. Söylediğiniz gibi kolay bir meslek değil. Çünkü mesleğin insanlara yansıyan tarafı kadar size yansıyan bir yanı da var. Farkındalık düzeyi, olayları algılayış biçiminiz çok değişiyor. Bu bakımdan da taşınması kolay büyük değil ama geri dönütleri olumlu yönde aldığınızda, insanlara sağladığı faydayı gözlemlediğiniz zaman çok zevk de veren bir yanı var mesleki tatmin açısından. Ne güzel. Tabii Türkiye'deki eğitim sisteminin en büyük sıkıntılarından birisi, üniversiteye gidecek gençlerimiz puan nereyi tutarsa oraya gideyim mantığıyla hareket ediyorlar. İşte 20-25 tercih yaptıklarında içinde belki 10 farklı meslek grubu var. Nereyi tutarsa diyor. Ama siz hukukla psikoloji arasında tercih yapmışsınız. Dolayısıyla mesleğinizi beğeniyor olmanız lazım. Gerçekten şöyle, şu konuda size katılıyorum. Bazen maddi kaygılardan dolayı seçimlerimizi yapabiliyoruz. Ama aslında verimli olduğumuz yere de bakmamız gerekiyor. Kişi gerçekten yapacağı işle ilgili mücadele verdiği zaman bunun hangi alanda olduğu çok önemli değil. Bir kapı zaten öbürünü açıyor. Benim seçimim bu anlamda birazcık risk de olmuştu. Ama meslekten doyum almak, bölümü gerçekten keyifle okumak, her derse heyecanla gitmek hususlarını düşündüğünüz ve değerlendirdiğiniz zaman yaşamış biri olarak söylüyorum. O mesleği icra etmek çok daha kolay oluyor. İçindeki zorluklarla beraber bu arada. Dediğim gibi mesleğin bize bıraktığı çok unsur var ama buradan sağladığınız o tatmin, kişiliğinizle uyumlu olarak sergilediğiniz meslek sizin daha verimli olduğunuzu sağlayacağından daha mutlu olmanızı da sağlıyor aslında. Gençlere buradan tavsiyedir o anlamda yani. Evet, psikoloji okumalarını tavsiye ediyorsunuz değil mi? Şöyle, maddi kaygıya yönelik bir meslek seçmekten ziyade gerçekten mutlu olacakları mesleği de bir araştırmalarını öneririm. Psikolojiyi de gerçekten seviyorlarsa okusunlar. Çünkü onun dışında okuma süreci de çok fazla okuma gerektiren bir süreç ve insanı anlama noktasında çok çalışma yapılması gereken bir alan. Mezuniyet sonrası daha keza öyle. İş arayışında da birçok durumun göze alınması gerekiyor. O yüzden hazır olacaksa psikoloji okusun. Çünkü meslek hayatı, bu öyle bir meslek ki hayat boyu sizinle beraber. Evde otururken beraber, evet. Sokaktayken beraber, burada beraber, her anlamda beraber. Ama şunu ekleyeyim bu arada unutmadan, okursanız da mesleği ilişkilerinize çok dahil etmeyin. O da iyidir yani. Bu da bir ayrı öneri. Aynen öyle. Gençlere. Psikoloji nedir? Yani bizim Türkçe anlamı itibariyle ruh bilimi, ruhsal bilim dediğimiz psikoloji. Nedir? Birazcık bu konuyu açabilir miyiz? Ya şöyle, direkt salt bir ruh bilimi olarak ele almak çok doğru olmaz ama insan davranışlarını belli yöntemler aracılığıyla keşfedip bunlara yönelik müdahale
geliştirebilme becerisi aslında. Yani psikologluk en azından böyle. Psikoloji de insan davranışlarını, beyindeki yansımalarını gözlemlemeye yönelik geliştirilmiş bir bilim dalı. İşin daha çok davranışlara yansıyan kısmı ile ilgileniyor. Ama bu sadece sözel olarak gerçekleştirdiğimiz davranışlar değil, hayatın içerisindeki birçok unsuru barındırıyor. Yani sahip olduğumuz fizyoloji, geldiğimiz aile yapısı, sahip olduğumuz genetik rahatsızlıklar, içinde bulunduğumuz sosyal ortam, bazen maruz kaldığımız hava bile psikolojimizi büyük oranda etkileyebiliyor. Bu unsurların hepsinin değerlendirilebilme becerisine sahip olmak aslında psikologluk. Ve bunları değerlendirirken kendi ön yargılarınızdan, yaşantılarınızdan ya da kaygılarınızdan bağımsız olarak da gerçekleştirmeniz gereken ve hiçbir şekilde bir ayrım gözetmeden mesleği icra etmeniz gereken bir alan. Bu anlamda aslında avantajlı çünkü varoluş kaygınız olmuyor çok fazla meslek içerisinde. Ama bunu karşıya nasıl yansıttığımızda büyük ehemmiyet içeriyor. Yani bu meslek dışında da buna dair okumalar yapmak, çalışmalar yapmak kişiye çok büyük katkılar da sağlayacaktır. Yani illaki psikolog olmaya da gerek yok bu anlamda. Peki psikoloji çalışmaları bir toplumun kalkınmasında ne kadar bir rol oynayabilir? Yani psikolojik çalışmalara önem veren bir ülkenin kalkınmasıyla bunu göz ardı eden ülkeler arasında bir fark herhalde vardır değil mi? Nasıl bir gelişime yardımcı olabilir psikolojik çalışmalar? Şöyle, insanın bulunduğu her yerde durumlar, problemler, ilişkiler var. Evet. Ve bunların sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için farkındalık bilinci gerekiyor. Yani toplumsal farkındalık, bireysel farkındalık. Burada psikolojinin, sosyal psikolojinin veya sosyolojinin çok büyük bir etkisi var. Bu minvalde ilerlediğiniz zaman doğru davranışlar daha doğru sonuçlar da ortaya çıkarıyor. Yani çok fevri olmayan, öfkenin karar verdiği veya daha makul ya da kişiye özel, kişinin fıtratına özel davranış örüntülerinin geliştirilmesi, doğru kararların oluşmasını ve işte süreçte kalkınmanın, süreçten fayda sağlamanın da oranını yükseltecek, verimliliği arttıracak aslında. Bu anlamda önemli. Az önce bahsettiğim gibi sadece bunun için psikolog olmaya da gerek yok. Farkındalık düzeyini yükseltmek, bununla ilgili okumalar yapmak kendi ortamımız içerisinde düzeni sağlamaya yardımcı olacaktır ki psikoloji sadece şurada değildir. Hani iki kişi karşı karşıya otursun, biri terapi yapsın, öbürü dinlesin değil. Bunun birçok alanı var. Sosyal psikoloji var. Bir bütün var. Olarak düşünmek evet. lazım psikoloji. Adli psikoloji var, din psikolojisi var. Birçok alanda yansımasını görüyoruz. Nihayetinde özünde insan var çünkü. Doğru. Peki çalışmalarınız da size bir takım insanlar geliyor ve sizden profesyonel anlamda destek istiyorlar. En çok kimler geliyor? Birazcık böyle daha detaylı kısımlara girelim. Ergen. Benim çalışmam ergenler geliyor. Ergen, yetişkin ve çift. Çiftlerden de çok talep var. Çok şükür bu beni sevindiren bir şey. Çünkü aile dinamiğine çok önem verilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu farkındalığa ulaşmış çiftlerin gelip destek almak istemesi çok kıymetli. Çünkü günümüz dünyasında çatışma çok oluyor aile içerisinde, rollerin karmaşasından dolayı. Çiftler de çok geliyor ama ergenlerden daha çok talep görüyorum. Aileler de ergenleri getiriyor. Anne babalar, veliler evet. değil mi? Anne babalar, bakım verenler. Ne görüyorsunuz ergenlerdeki o psikolojik sorunlar genellikle nasıl karşımıza çıkıyor? Şöyle, iletişim problemleri aileyle genel olarak. Birbirinin dilini çok iyi anlayamıyorlar. Bunun dışında ergenlerimizin günümüzde bir tık daha sorumluluk bilincinin yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü üretkenliği düştüğü zaman insan patoloji daha çok geliştirir. Evet. Ama günümüz yapısı, işte sistemi, sosyal medya gibi unsurların ön planda olması, bunlar çocukların üretkenliğinin geri planda kalmasına sebebiyet veriyor. Bu anlamda da aslında yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri gerektiğine inanıyorum. Üretkenliğini keşfeden çocuk daha çok şahsiyet sahibi oluyor ki günümüz gençlerinin en büyük problemi de zaten şahsiyet gelişimindeki tutarsızlıklar veya bununla ilgili bilinçsizlik geliştirmiş olmaları. Ama aileler sakin olsun. Yani bu bir dönem. Hani bununla ilgili çok bazen olumsuz yargılar veya kaygılar ortaya çıkabiliyor. Sakin olsunlar. Hepimizin tam geçirdiği bir dönem. Bunu anlatırken aklıma şu geldi Büşra Hanım. Gençler ve çocuklar deyince aklımıza
ve siz bu geçici bir dönemde söyleyince tablet, bilgisayar, telefonla olan ilişkileri aklıma geldi. Yani dijital materyallerle olan ilişkiler aklıma geldi. Böyle bir sorun karşımıza çıktı sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla beraber. Sanıyorum bu sosyal medya yapısı ileriki dönemlerde daha değişik bir noktaya doğru evrilecektir. Evet. Nasıl ki eskiden sabit telefonlar varsa şimdi cep telefonları, ama bu ileride çok daha farklı bir noktaya evrilir diye ben düşünüyorum. Geçici bir dönem. Nedir gençlerin ve çocukların sosyal medyayla, dijital platformlarla olan sorunları ve sıkıntıları nedir ve bunları nasıl aşmak lazım? Mesleki olarak bizim bu sürece bağlı olarak bir takım patolojilerde bile artış var. Örnek veriyorum, eskiden dikkat eksikliği bu kadar çok değildi. Ya da farklı patolojiler bu kadar kolay ortaya çıkmıyordu. Ama teknolojiyle beraber bir takım sıkıntıların daha çok ortaya çıktığını görüyoruz. Çocuklarda dikkat süresinin çok kısa olduğu, dürtüsel davranışların çok sergilendiği, saldırgan davranışların, öfke yönetiminde zorlanmanın çok arttığını, bunları görebiliyoruz. Bunların bir sonucu olarak görebiliriz. Ama bunun sebebi iyi yönetememe. Çünkü bu artık bir hayatın bir parçası. Aslında iyi yönetildiği zaman çocuklara olumlu yönde de etki eden bir tarafı var. Ebeveynlerin çocukların üretkenliğini arttırıcı unsurları hayatına daha çok dahil etmesi gerekiyor. Az önce bahsettiğim sorumluluk verme mevzusu bununla ilişkili zaten. Evet. Dışarı hayatında üretkenliğini daha çok fark eden çocuk bu arayışa sosyal medya veya teknoloji üzerinden tatmin etmez. Orası onun bir parçası olur sadece. Bunun iyi yönetebilmesi için yaş aralıklarının, gelişim düzeylerinin ve ne kadar sürenin hangi yaş aralığına uygun olduğunun iyi bilmesi lazım. Yani o iyi yönetilme noktasında biraz somutlaştırabilir miyiz? Çocuklar ve gençlerin sosyal medyayla ilgili ilişkileri nasıl iyi yönetilebilir? Söyleyeyim, çocuklarla ilgili özellikle vakit planlaması mühim. Yani şu kadar dakika aralığında maruz kalmaları mühim. Onun yani çok yüksek saatlerde, çok uzun saatlerde maruz kalmamaları lazım. Ve çocukların neleri izlediğini ailelerin bilmesi gerekiyor. Hı-hı. Nelerle meşgul olduklarını, karşılarına ne tür reklamların çıkabileceğini Hı-hı. bilmeleri gerekiyor. Bu noktada kontrollü bir internet ağına sahip olmaları mühim. Mümkün mertebe çocuklarının girebilecekleri platformlardan haberdar olmaları ve bunun tehlikelerinden haberdar olmaları ve bunlardan haberdar olmaya açık olmaları gerekiyor. Yani yeri geldiğinde sosyal medya kullanımını gerçekten çok iyi bilmeleri gerekiyor. Tamamen teknolojiden çok uzakta büyütmemeliler ki bu bir merak duygusunu ortaya çıkartmamalı. Bunun dışında ergenler için şunu söyleyebilirim. Çocukları takip etmeleri gerekiyor ama kar üzerinde iz bırakmamak gibi. Çünkü bu ergenlerle iletişimi de ketleyen bir durum oluyor. O yüzden çocuğun aileyle iletişime ve paylaşıma açık olması lazım ki her türlü durumu aileyle paylaşabilsin. Çok sert tutumlar, çok keskin tutumlar içerisinde olmaktan ziyade daha karşılıklı birbirini anlayıcı cümleler kurarak yaklaşmaları mühim. Onun yargılarına, sözlerine değer vererek bazen mantığımıza uymayan, bazen tırnak içerisinde saçma bulduğumuz şeyler söyleseler bile dikkatlice dinleyip ona yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışmak mühim. Bu gibi durumları temel düzeyde biraz sağladığımız zaman çocuk zaten genellikle kökünden çok kopmuyor. Ona bir direnç göstermek istemediği müddetçe. Şimdi okullarda medya okur yazarlığı diye bir ders kondu biliyorsunuz. Öğrenciler ortaokul, lise, ilkokul çağlarında bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılıyor. Ama bu medya okur yazarlığı sanıyorum toplumun her kesimde verilmesi gerekli. Lazım değil yani mi? Gerekli. Sadece çocuğun medya okur yazarlığını görüp o teknolojik aletleri nasıl kullanacağı konusundaki bilinç yeterli değil. Anne babanın da bilinçlenmesi lazım. Bilinçlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Az önce bahsettiğim oydu aslında. Dediğiniz şey çok doğru. Anne babanın da bunlardan haberdar olmaya açık olması lazım. Evet. Hayatın bir gerçeği. Kabullenmek zorundayız. Yani her türlü tehlikeyle karşılaşabileceğini bilmemiz gerekiyor. Ha, verimli kullanıldığı zaman bu bir nimete de dönüşebilir. Kesinlikle. Çocuk açısından hatta bununla iş üretebilir, para kazanabilir, özgüven sahibi olabilir. Ama buna açık olmak zorundayız. Bu hepimizin karşılaşabileceği bir durum. Çünkü sistem artık dijital üzerinden yürüyor. Alışverişleri bile oradan yapıyoruz. Eskiden bu tip konularda konuşulurken çok
somut bir örnek verilirdi özellikle televizyonla ilgili konularda. İşte televizyon ya da bilgisayar ya da bir takım imkanlar bir bıçak gibidir. Eğer siz bilinçliyseniz o bıçağı bir güzel yemek yapmakta da kullanabilirsiniz. Evet. Veya bir insanın ölümüne de sebebiyet verebilirsiniz derlerdi. Bu çok böyle insanın zihnine oturan bir örnektir değil mi? Evet. Yani sosyal medya ya da teknolojik aygıtlar bir bıçak gibidir. Onu çok iyi şekilde de kullanabilirsiniz. Çok kötü şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, 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 çok doğru. Evet. Peki Büşra Hanım, evli çiftler size geliyor demiştiniz evet. Az önce. Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Nedir bu evli çiftlerin sorunları? toplumsal hayatımızda sıkça hepimizin karşılaştığı bir durum galiba. Benim en sevdiğim danışan gruplarından diyebilirim. Aslında dışarıdan baktığınızda bizim alanda çok kolay olarak görülmeyen bir grup. Çünkü iki farklı hikayeyle aynı anda uğraşmaya çalışıyorsun. Tek başına bir hikayeyle uğraşmak bile çok zaman alıp çok zorlarken iki kişinin hikayesi cidden kolay değil. Ama çiftlere şunu öncelikle söyleyip sonra sorunuzu cevaplamak istiyorum. Birincisi şunu kabullenmek zorundasınız. Aynı yolu yürüyen farklı iki bireysiniz. Birbirinizin arka planlarını bilmek zorundasınız ve birbirinizin özünde dinlenebilmelisiniz. Sorunuzu da şöyle cevaplayabilirim. Genellikle gelinen problemler Türkiye şartlarında evet toplulukçu bir aile kültürüne sahip olduğumuz için aile kaynaklı problemler oluyor. Kişiler belli bir noktadan sonra birbirlerinin tartışmasından ziyade ailelerinin tartışmasını ve yarışmasını gütmeye başlıyorlar. Ve bu ailelerin tesirinin de getirdiği bir sıkıntı daha var. O da şu, güç yarışına giriyorlar. Yani senin gücün benim gücüm diye. Ve bu bir rol karmaşasına sebebiyet veriyor. Genellikle çatışmalar buradan çıkıyor. Ya biri çok yoruluyor, ya biri çok dominant kalıyor, ya biri çok ağır konuşuyor. Ya da işte biri ailesini veya doğrularını daha çok dayatıyor gibi durumlar. Halbuki toplulukçu kültür yapısını kabul edip ama birbirimizle evlendiğimizi kabullenirsek süreç çok daha kolay ilerleyecek. Burada güç yarışını bir kenara bırakıp karşımızdaki kişini değiştirmeye evet. çalışmadan olduğu gibi kabul etmek durumundayız. Burada tabii ailelere de büyük görev düşüyor. O iki kişi evlendi, siz değil. Siz sadece kültürünüzle, inancınızla veya değerlerinizle evlenmiş olabilirsiniz. Aynen. Onun dışında şimdi, yok. Son zamanlarda belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının evlilik öncesi bir takım kursları, eğitimleri oluyor. Çok güzel. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani olması gereken budur diyorum. Bizim ülkemize özgü bir model geliştirilerek evlilik öncesi gençlerin evlilikle ilgili sorunların ve sıkıntıların çabuk atlatılması için onlara gerçekten iyi bir eğitim verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. Kültür seviyesi ne olursa olsun. Bütün bölgelerde, bütün coğrafyamızda bunun o sorunları kısa sürede ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendimin de yaptığım bu anlamda eğitimler var. İşte evlilik öncesi karar alma ve evlilik kaygısıyla ilgili. Bunun artırılması lazım. Bence çok olumlu. Çünkü kişilerin neyle karşılaşacağını, kültür yapımız içerisinde neyle karşılaşacağını bilmesi gerekiyor ve buna göre davranışlarını düzenlemesi gerekiyor. Şu minvalde bakmak çok doğru olmaz. Çok bireyci bir kültür yapısı üzerinden bakmak da çok doğru olmaz. Çünkü toplumun gerçekleri var. Biri öbüründen daha iyidir zaten diyemeyiz. O yüzden bu farkındalığın önceden kazanılmış olması kişinin hazırlıklı olmasını sağlar. Bireylerin birbirini önden kabul etmesini sağlar. Evet. Zaten araştırmalar görücü usul evliliklerin daha uzun sürdüğünü ifade ediyor. Bunun sebebi de yine bundan kaynaklanıyor. Çünkü önden biliyorlar ne olduğunu, neyle karşılaşacaklarını. Ama bu problemin çıkmayacağı anlamına yine gelmez. Sadece olumlu bir yönlendirme olabilir gençlere yönelik. Şunu da eklemek istiyorum. Bizim nesil biraz daha evlilikle alakalı ciddi kaygı yaşayan bir nesil. Problemli evliliğe çok fazla şahit oluyoruz günümüzde bahsettiğim sorunlardan dolayı. Ama bu kaygıya çok da odaklanmadan nasıl algılamaları gerektiği konusunda bir uzmana danışmaktan da endişe etmesinler. Yani bu illaki bir problem olduğu anlamına değil, kendimi geliştirme anlamında da düşünebilirim. O yüzden faydalı olur. Faydalı olur diye düşünüyorsunuz. Hı-hı. Ne güzel. Aynen.